NorCM'e gidiyoruz. Aliberk Erel orada da bizi bekliyor. Merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Sterlin'le başlayacağım. Ali Ufuk Bey, oralardaysanız size de bu sorunun yanıtı gelsin. Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın kararı vardı. Ali Berk, Sterlin tarafında nasıl bir harekete sebep oldu? Nasıl izlemek lazım? Hadi oradan başlayalım. İngiltere'deki aslında genel ekonomik yönüne bakacak olursak hem enflasyon ve hem de büyüme rakamlarındaki kötü gidişattan dolayı bugün tabii faiz oranlarında bir artış beklemiyorduk. Yine rekor düşük seviyede olan 0.50'de bırakıldı faiz oranları. Ve enflasyon rakamlarına baktığımızda ise %1.1 seviye devam ediyor. Haftaya açıklanacak olan Aralık enflasyon verisi tabii büyük önem taşıyor. Ama sterlin paritesinde hala dolar baskısını görmeye şu an devam ediyor. Ve 1.50 seviyesine doğru bir hareket var. 1.50 seviyesi bizim için önemli bir destek. Fakat bu hafta için bakacak olursak esas yarınki tarım dışı istihdam verisi önem taşıyor. Ve günün devamında 1.51 seviyesine doğru bir toparlanma görebiliriz. Ama 1.50 destek seviyesi şu an için dediğimiz gibi kuvvetli bir destek. Ve günün devamında 1.50 ve 1.51 aralığındaki seviye korunacaktır. Peki bir de euro dolara bakalım elbette. Orada da aşağı yönlü hareket devam ediyor. Bilhassa yarınki istihdam verileri beklentisi nasıl şekillendiriyor? Euro dolar tarafındaki fiyatlamaları sizin pariteyle ilgili öngörünüz bugün nasıl? Evet, FOMC toplantı sunakları sonrası biraz aslında rahatlama görsek de paritede euro bölgesinden olumsuz gelmeye devam eden veriler ve dolar endeksindeki yükselişin devam etmesiyle beraber tekrar paritede satış baskısı görmeye devam ediyor ve 1.17 seviyesinde bir seyir var şu an. Bugünkü verilere baktığımız zaman Almanya'dan gelen fabrika siparişleri olsun, euro bölgesinden gelen üfe rakamları şu an hep beklentilerin altında kaldı. Euro bölgesinden gelen perakende satışlar biraz yükseliş gösterse de tabii bu yeterli olmadı. Yine az önce Amerika'dan gelen haftalık işsizlik başvuruları beklentiler dahilindeydi. Ama artık paritenin bu hafta odağında yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi yer alıyor. Paritede gün içerisinde 1.17 ve 1.18 arasındaki seyir devam edecekti. Çift yönlü dalgalanmalar görebiliriz ama artık sakin bir gündeme olacağı için çok sert hareketler beklememiz lazım. Ali Berk Erel, çok teşekkür ediyorum. Bu arada motorinin litre fiyatına 8 kuruş indirim yapıldı. Bunu da söyleyelim ve böylelikle akıllı parayı tamamlayalım. Kısa bir